lütfen size ve bana düşen, medyaya düşen, Aydın Doğanlara düşen ülkemizi tanımamızdır. Yani müphemler, müphem, boşluk, bilinmeyen kalmamasıdır. Yazarın ve medyanın görevi de budur. Ne yapacağız? Bugün Anadolu'ya gidin, Anadolu'nun kahvesinde MTA'nın başkanları, MTA'da başkanlık yapmış mühendislerin şimdi hangi şirketlerde çalıştığını anlatıyor sana. Hepsi. Bolu'nun köylerinden Artvin'in köylerine kadar köylüler ve muhtarlar MTA başkanlarının kim olduğunu sana sayıyor. Sen bilmiyorsun. O aldı diyor tapuları, bilgileri, haritaları yabancı şirkete sattı diyor. TEPOA, Türk Petrol Aramaların haritalarının gizli olması gerektiğini, bunların bu ülkenin stratejik mahremleri olduğunu, ancak bunların yabancı şirketlerin eline nasıl geçtiğini Sivas'ın köylüleri anlatıyor sana. Oraya bir iki tane madenci gitti geldi konuştu. Bakıyorsun ki bir sürü müphemlik var bu ülkede. Gerçekten bizim MTA'nın başındaki bilgiler kime gidiyor, kimlere gidiyor, yabancı şirketler çalışıyor mu, TEPO'nun başında kimler çalışıyor, hangi ruhsatlar gidiyor. Gerçekten bu ülkenin tapu kadastro, haritaları, yer bilimleri, bilgileri, yabancı şirketlere, bizim o 68'li solcu dediğimiz adamlar vasıtasıyla, onların kurduğu şirketler vasıtasıyla satılıyor mu? Peşkeş mi çekiliyor? Bilmiyoruz. Medya yazmıyor. Sen bilmiyorsun. Ben bilmiyorum. Bir sürü müphemlik. Marmara Denizi'ne geliyor, kırık fayları ölçüyor. Sismik mi gemi? İşte depremde bize yardımcı oluyormuş. Fayları ölçüyor demek. Aynı zamanda orada petrol var mı onu da otomatikman ölçüyor demektir. Çünkü o bilgiyi de veriyor sana. Bu bilgiler geldi mi? Fransızlar bunu aldı gitti mi? Bunu Konya'daki ayakkabıcı konuşuyor. Bunu Aydın Doğan'ın gazetesi konuşmuyor. Onu da gördük işte Emin Çalışan'dan niye konuşmadığını. Onu daha sonra... Hopa açıklarında daha 3 ay önce Hopa açıklarında büyük bir petrol çıktığını ve bu petrolün Türkiye'ye 3 tane 5 tane Türkiye'ye katacağını söyleyen Enerji Bakanımız. Şimdi nerede bu petrol? Çekip gitmişler. Giderken de 60 milyon dolar mı ne işte yaptıkları için karşılığını istiyorlar ya da alıyorlar. Daha önce petrol çıksın veririz diyorlardı. Fakat ne oldu şimdi bu? Birden orada bir petrol çıkıyordu. Şimdi nerede? Bir müphemlik var. Bu müphemliği medya görmezden gelebilir. Sen görmezden gelebilirsin. Basın, devlet görmezden ve saklayabilir. Ama bu müphemlikler galeyan oluşturur. Paranoya oluşturur. Akıl sağlığını bozar. Herkesin ve herkesten şüphelenmesini sağlar. İşte Türkiye'de olan da budur. PKK konusunda da olan da budur. Kuzey Irak'ta da olan da budur. İstihbarat, İsrail kim gelmiş, nedir? Sokakta lise çocuklara bile siyaset konuşurken o İsrailci, o Mossadçı, o siyacı diyor. Niçin böyle olsun? Gazetelerimiz bu işle görevli. Ayan beyan her şeyi ortaya koysunlar. Yani bu akıl almaz bir şey. Akıl almaz bir boşluk var. Ve bu boşluğu da halkın paranoyası doldurur, galeyanları doldurur, müphemlikleri doldurur, yanlış bilinçlenmesi doldurur. O yüzden medya görevini yapacak. Sen görevini yapacak, ben görevimi yapacağım. Çok tuhaf boşluklar. Nasıl yapacak abi? Ya mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Büyükanıtpaşa Genelkurmay Başkanı olmadan internet sitelerinde bir karşı propaganda yapıldı. İşte öyledir, böyledir, yalan, yanlış. Ve çok herkesin bilgisini sarsacak bilgiler. O istihbari bir çalışmaydı. O işte, sonra çıktı arkasından ne oldu onun? Tabii. Böyle yanlış bilgiler takdim ediliyor ve bu kadar yanlış bilgiye insanlar inanıyorsa diyorsun ki bu insan hangi ülkede yaşıyor? Bu adam sabaha kadar televizyon okudu. Günde de evine iki tane gazete giriyor. Buna rağmen bir yanlış bilgi karşısında herif yıkılıp gidiyor. Paranoya yapıyor. Demek ki medya rolünü yapıyor. Sen, ben hiçbirimiz rolümüzü yapmıyoruz. Başka şeylerle uğraşıyoruz. Bu şeydeki altın maltın şeyleri de öyle. Üç tane dört tane liberal yazar. Bunun arkalarına gelmiş işte hükümet. İşte altın ülkeyi kalkındıracak. Altın çılgınlığı böyle bir şey. Yani buna karşı duranlar da hani ülkenin zenginleşmesine bilmem ne karşı çıkan insanlar olarak böyle marjinal, hiçbir iş yapamayan, işte meyhanenin köşesinde otururken lan biraz da şu altıncılara karşı çıkalım diyen böyle psikopatlar gibi takdim ediliyor. Bunlar da bu petrol şirketleri de Kanada'dan, Avrupa'dan, dünyadan kovulmuş petrol şirketleri de ülkemize çevrecilik öğreten, ülkemizin dağlarını koruyan, her çıkandığı madenin yerine yüz tane ağaç diken, dünyada arayıp da bulamayacağımız peygamber vari insanlar gibi takdim ediliyor. Dünyanın her tarafında altın var. Şurada şurayı kazın, şuradan altın çıkar. Yani bunu halkımıza anlatmak için söyleyelim. Avrupa'daki, Kanada'daki bu yasalar açıktır. Diyor ki adam 1000 kamyonluk hafriyatla 1 kilo çıkartıyorsan çıkart diyor. Ama herif buraya geliyor 1 milyonluk bir hafriyatla 50 gram çıkartacak diyor. Ona da izin vermiyor. Biz veriyoruz. Bakın Süleymaniye'nin altında altın var. Sultanahmet'in, Ayasofya'nın altında altın var. Hadi gelin çıkartalım. 1000 yıllık hazineni şey yapar mısın? Feda eder misin? Ve size ciddi bir bilgi vereyim. Sümele Manastırı tüm dünyanın büyük bir eseridir. Eşsiz bir doğa güzelliğidir. Doğduğum topraktır. Sümele Manastırı'nın altı altındır. Bütün madencilerin getirdiği, evet budur. Şimdi Sümele Manastırı mı yıkalım? Ve tarihte eşi benzeri olmayan, yani biz bu toprakta
Batum'u kaybettik, Selanik'i kaybettik, Kerkük'ü kaybettik. Birinci Dünya Savaşı'nda elimizden bütün güzel parçalar alındı. Ne kaldı elimizde? Karadeniz'in ormanları, Kaz Dağı, Balıkesir'in dağları. Gerçekten antik bir güzelliği vardır. Çok büyük derin yarıkları vardır. Tarih orada işte İlyadalar, bilmem neler, işte Afroditler orada yıkanmış. Yani Tuncel Kurdüz diye çok ünlü bir sanatçımız var, abimiz. İşte beni çok gezdirmiştir oraları. Şarkılarını, türkülerini söyleyerek. Şey, bir mucize karşısında kalırsınız. Yani bu kadar orman güzelliği olamaz. Oksijen derinliği olamaz. Bütün bu toprakları biz peşkeş çekmenin kavgasını yapıyoruz. Hiç halkımız bu konuda yorulmamalı, yordurulmamalı, karşı çıktırılmamalı. Bu hassasiyeti hükümet taşımalı. Ama Hilmi Güler Bey'in ya da daha önceki şeylerin hani o... Bu arada durdurdular o şeyi. Sondaj durdu, yasaklandı. Enerji Bakanı durdurdu şeyi, sondajı. Ya şimdi, son dakika bilgisi sana. Çok basit şeyler yani, çok basit. Bir Kaz Dağı'na uçaktan baktığın zaman aklını yersin ya. Aklını yersin, kıyamazsın ya. Bütün Kaz Dağları'nın kadar bana elmas verin, ben vermem. Ya yani şimdi ben sana Süleymaniye altında Türkiye bütçesinin 10 katı şey var desem, altın var desem. Biz Süleymaniye'yi yıkabilir miyiz abi? Süleymaniye'ye kadar elmas verin, yıktırmam ben. Karadeniz'in dağları da öyle, Kastamonu da öyle. Ben buralara dokundurtmam. Ama şimdi uçakla gidip gelen herkese soruyorum. Şu Bol Dağların tepesindeki o yüzlerce yarık taş ocağı mı, ruhsat nereden alınmış bilinmiyor. Bir çılgınlık. Kanada'da çalışamıyorlar, Avrupa'da çalışamıyorlar. Önümüze de televizyonda tartışma programları çıkınca da rapor. Raporlar diyor. Halkıma söyleyeceğim şudur. Hiçbir rapora inanmayın. Gözünüzle gördüğünüze inanın. Burada eşsiz tabiat güzelliği duruyor. Adam orada rapor. Raporlar şöyle diyor. Yok %1 oymuş, %2 oymuş, şu oymuş bilmem ne. Raporlara ve bilim adamlarına inanmayın. Onlar maden arama yabancı şirketlerinin tutsağı. İşlerinde temiz yok mu? Var. Ama dünyada raporlar düzgün çıksaydı bu iklim kıyameti de olmazdı. Bir de başka bir şey, Türkiye'nin geleceği için başka bir şey söyleyeyim. Türkiye artık uygarlık anlayışı dünyada değişiyor. Nasıl değişiyor? Biz şimdi sanayileşmeye göre bir uygarlıkla geldik. Arabalarımız olsun, kaldırımlarımız olsun, hastanelerimiz olsun, sigorta, emeklilik, bunları düzenleyelim. İyi bir eğitimimiz olsun. Bunlar aydınlanmanın değerleridir. Bütün dünyada, şehirlerde böyle kurulmuştur. Ama modernleşmenin, aydınlanmanın ve sanayileşmenin geldiğimiz burada dünya şey yaptı, iflas etti. Ve artık uygarlık anlayışı değişiyor. Nasıl değişiyor? İklime, coğrafyaya, tabiata, kıla, tüye, kürge, balığa, suya, havaya dikkat edeceğiz. Bundan sonra iklimine dikkat etmeden, coğrafyana dikkat etmeden bir uygarlık oluşturamazsın. Şimdi bu dünya küre ısınırken işte Fransızlar şunu yapacak, Ruslar yaşamak için şunu yapacak. Biz ne yapacağız? Biz de ormanlarımızı, derelerimizi, çaylarımızı, ağaçlarımızı, değil mi? Buraları tutacağız. Buraları tutmak, yani ormanlarımızın yanında olmak, derelerimizin ve suyumuzun yanında olmak artık modernleşmenin ve artık uygarlığın ta kendisi. Şimdi bu bizim karşımıza gelen bilim adamları geçmiş ve mağlup olmuş bir uygarlıktan konuşuyor. Daha çok altın, daha çok borsa, daha çok zenginlik. Zenginlik kavramı değişti. Zenginlik kasan dolu para mı? Zenginlik bu eşsiz güzel manzaralar ve ağaçlar mı? Zenginlik kavramı değişti. Mutluluk kavramı değişti. Mutluluk kavramı işte gidip mutluluk kavramı bütün dünyada bu eşsiz güzellik yerlerde yazlıkları olmak, evleri olmak, tatiline gitmek oralara, temiz oksijen almak. Mutluluk kavramı bütün dünyada temiz su, arı temiz su, güzel bir şey, manzara. Değil mi? Bunlar artık uygarlık kavramı bunlar. Bunların bize getirdiği uygarlık yenildi, mağlup oldu. Büyük ihtimalle tahmin ediyorum bu Kuzey Buz Denizleri'nin erimesine sebep de işte bu insanların nükleer çubuklarıdır abi. Gitmişler nerelere gömmüşlerse onları. Bunlar sonsuza kadar biliyorsun 50-100 senede soğuyan şeylerdir. Kim bilir nerelere bıraktılar. Hani Karadeniz'e bıraktılar o çöpleri. Hani buraların sahibi yok diye bırakmışlardır. Ve böyle karmakarışık bir dünya. Yani dağlarımızı korumak, nehirlerimizi korumak yeni dünyada önümüzdeki tek uygarlık anlayışıdır. Hükümetimiz, Tayyip Erdoğan ve onun Enerji Bakanı bu yeni uygarlığa bakacak. Bize 19. asrın uygarlığından merkantilist bir uygarlıktan gelmesin. Şu kadar param var, şu kadar altınım var. Altınım var da Karadeniz'in dağları yok. Ne oldu? Peki.